Merhaba hepinize. Ben Elif Ececan. Bilkent Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Üniversite tercihindeki başlıca kriterlerim okuyacağım bölüm müfredatının zengin ve öğretim üyelerinin donanımlı olmasıydı. Kampüs ciltinde ve dışındaki etkileşimlerimin güçlü olmasını istiyordum. Ve bu yüzden de yapıcı bir kampüs ortamı da benim için çok önemli bir etkendi. Üniversite tercihimi Bilkent'ten kullanmamın ana nedeni, Türkiye'deki en kaliteli eğitim veren ve öğrencilere gelecekteki iş hayatları için birçok kapı açan nadir okullardan biri olmasıydı. Okuldaki teorik dersin yanındaki uygulamalı dersen sıklığı da beni Bilkent'e yönlendirdi açıkçası. Ve hep okul içinde öğretim üyeleri ve mezunlarla olan iletişimin çok güçlü olduğunu duyuyordum. Okula başlayınca da bu doğrulandığım için. Üniversite tercihinde şehir benim için çok önemliydi. Ankara ya da İstanbul gibi network'ümü genişletebileceğim bir şehirde eğitim almak istiyordum. Bunun sebebi de dersler haricinde de kendimi geliştirmek ve konfor alanının dışına çıkmak istiyordum. Aynı zamanda Ankara'da da yaşadığım için Ankara içinde bir okul tercih etmenin verimli olacağını düşündüm benim için. Bilgisayar mühendisliği bölümünü seçme nedenim birçok sektörle etkileşim halinde olarak geleceğin teknolojilerin tasarlanmasına rol almak istemle başladı. Geçmişte insanların hayal bile kuramadıkları teknolojileri şu an gerçekleştiren insanlardan olmak istiyordum ileride. Bunun yanı sıra da tercih döneminde bölümün karakter özelliklerimi tahmin ettim, çok daha fazla uyduğunu fark ettim. Bu özellikler arasında da öğrenmenin kendisini sevmek, sabırlı olmak ve problem çözerken etkin zaman kullanabilme yeteneklerim vardı. Bilgisayar mühendisliği öğrencilerinde olması gereken en önemli özellikler arasında sabır ve istikrar var bence. Çünkü bir problemi çözmek için aklınıza çok yaratıcı ve efektif çözümler gelse bile bunları uygulamaya koymak insanı çok yoruyor ve bazen de motivasyonu düşürebiliyor. Fakat başarılı olmak için de bunlara rağmen istikrarlı bir şekilde denemeye devam etmek gerekiyor. Bölümün zorluğuna rağmen kodlama, yazılım ya da farklı bir alanda ön bilgiye sahip olmadan da Bilkent'te bu bölüm tercih edilebilir bence. Çünkü hocalar derse başladığında konuyu en temel seviyeden anlatmaya başlıyorlar. Herhangi bir konu atlamıyorlar ders içinde. Önceden gelen bir yazılım bilgisinin tabii ki avantajı var. Fakat kesinlikle gerekli değil. Ben de ilk senemi önceden hiçbir bilgim olmadan başlamıştım. Ama düzenli çalışmadan sonra dersleri geçmekte ya da iyi not almakta bir sıkıntı yaşamadım. Bölüm değiştirmeyi hiç düşünmedim. Fakat bazen motivasyonumu düşünen etkenler oldu daha önceden yazılım bilgisiyle gelen insanların arasında bazen kendimi yetersiz hissettim açıkçası ve kendimden şüphe duyduğum zamanlar da oldu. Bazen de bildiğimden emin olduğum bir konuyu sınavda uygulayamayınca çok hayal kırıklığına uğradım. Ancak zamanla nasıl çalışmam gerekne dair daha iyi bir fikrim oluştu kafamda ve bu sayede de o problemleri yavaş yavaş çözmeye başladım. Bilkent'te okumanın bence bir tek dezavantajı var. O da ders yoğunluğuna alışmanın zor olması. Ee, çok kişi gibi ben de e, üniversitenin çok rahat geçeceğini düşünüyordum açıkçası. Fakat tahmin ettiğimden e, çok yoğun bir program karşıladı beni okula başladığımda. Ama bu programa rağmen sevdiğim ve kendi seçtiğim bir bölüm içinde olduğum için e, çalışmak e, bana o kadar da zor gelmemeye başladı.